Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün %100 elektrikli Opel Corsa ile birlikteyiz. Opel Mustang'a bize test aracı sağladıkları için çok teşekkür ediyoruz. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Böyle unutmayın lütfen oldu. İyi mi oldu? Oldu. Olmuştur ya. Tasarımımızla başlayalım. Şık ve modern bir tasarım hakim. Ön tarafta burada Opel'in yeni yüzü bizi karşılıyor. Motor kaputunun üzerinde güzel bir hattımız var. Aşağıya geldiğimizde radarımız burada bulunuyor. Piyano bilek tampon parçamız, sis farlarımız ve park sensörlerimiz. Yan tarafa geldiğimizde Intellux LED farlarımız bizi karşılıyor ve burada hava girişini andıran güzel bir parçamız var. Tamponun hemen yan tarafında şehir içi sürüşlerde sizi destekleyecek bir sensörümüz daha bulunuyor. Lastik ebatımız 195, 55, 16 ve çok şık elmas kesim jantlarımız var. Üst tarafta cam tavanımız var. Aynalarımız yine siyah renkte. Tavan ve çıtalar da yine siyah renkte. Aracın bu şıklığına şıklık katıyor. Aracın tasarımına baktığımızda tavan çizgimiz arkaya geldikçe biraz olsun azalıyor fakat baş mesafesini etkilemeyecektir umarım. Üst tarafta bir antenimiz var. Balık sırtı anten olsaydı daha güzel gözükürdü. Spoilerimiz çok şık duruyor. Üçüncü stoplanmamız burada yer alıyor. Aşağıya gelecek olursak Opel amblemimiz ve Corsa yazımız burada bizi karşılıyor. Elektrikli araç olduğunu anlayacağınız E harfi ise burada yer alıyor. Şimdi bagajımızı açalım. 267 litrelik bir bagaj hacmine sahibiz. İçten yanmalı motorlarda bagaj hacmimiz 309 litre. 42 litrelik bir fark var fakat bunu gözle anlamanız mümkün değil neredeyse. Güzel malzeme kalitemiz var. Yeterli bir alan var burada. Küçük aileler için ve gençler için uygun. 2004 yılında almış olduğum Corsa C ile 130 bin kilometre yaptım. Bu bagajda iki çocuk büyüttüm. Sıkıntı olmaz. Biraz daha sade bir yaşam sürerseniz. Bagajda iki tane kancamız var sağ ve sol tarafta. Poşetlerinizi asmanız için bir yer ayrılmış burada. Şöyle içinde göstereyim. Stepnemiz bulunmuyor. Lastik onarım kitimiz de burada bulunuyor. Arka stoplarımız da LED ve şu görüntüyü sizlerle paylaşmak istiyorum. Arka sis farımız da burada bulunuyor. Lütfen bunu gereksiz yere özellikle gece sürüşlerinde açmayalım. Ve reflektörler aracın heybetini biraz olsun arttırıyor. Şimdi arka koltuklarda diz ve baş mesafesi nasıl size onu göstereyim. Geldim oturdum. Şu kafalığı yukarı kaldırmam gerekiyor. Evet kaldırdım. Üst tarafta kafam neredeyse değecek. İki parmak boşluğum var. Ayaklarım burada dayanmış durumda. Şöyle göstereyim. Ortaya geçtiğimde kafam hala yukarıya değmiyor. Boyum 1.85. Bunu da tekrar belirteyim. Kol dayamamız yok. Tavanım siyah. Cam tavan olması burada görüşü, ferahlığı arttırıyor. Arka tarafta bir havalandırma çıkışım yok. Küçük bir şaft tünelim var. USB A çıkışlarım var iki tane. ISOFIX bağlantılarım için de her iki tarafta yer ayrılmış. El tutamağım bulunuyor. 1, 2, 3, 4 tane. Çok güzel. Arka koltuklarda cepliğimiz bulunmuyor. Malzeme kalitesine geçelim arka koltuklarda. Sert plastik. Burada plastik. Burada plastik. Şık bir kapı açma kolu. 1,5 litreye kadar sularınızı alacak bir cep burada bulunuyor. Şimdi ön tarafa geçelim diyeceğim. Kapıyı kapatamam ki. Oraya çarpar yani. Bakayım. Aa çarpmıyor. Çok yakın geçiyor. Tamam. Çok güzel. Şimdi ön tarafa geçelim ve ön taraftaki malzeme kalitesini anlatalım. Ön kapılara geldiğimizde burada malzeme kalitesi arkadan biraz daha iyi. Deri malzemem var. Deri malzemem var. Kapı kolu 4 cam otomatiğim. Aynaları ayarlamak için bir yerim var burada. 1,5 litre sularınızı dahi koyabileceğiniz bir alan burada size tahsis edilmiş. Burada şık bir parçamız bulunuyor. Malzeme kalitesi olarak sınıf standartlarında. Çok şık pedal tasarımım var spor. Panelin üstünde komple saran beyaz bir parçam var. İki ekranım var. Birisi sürüş bilgileri, diğeri de medya için. Medya için olan biraz daha büyük. Direksiyona bakalım. Malzeme kalitesi güzel. Kornayı da çaldık. Sol tarafta hız sabitleme, sağ tarafta multimedya tuşlarım var. Koltuklarımız çok şık tasarlanmış. Yan taraflarında deri malzemelerimiz var. Yan destekleri de çok iyi. Virajlı yollarda testini yapacağız elbette. Üst tarafta malzeme kalitemiz iyi. Burada yine güzel şık malzememiz var. Torpido gözü. Devasa bir torpido gözü var. Yine küçük malzemeleriniz için burada yer ayrılmış. Havalandırma çıkışlarım şık tasarlanmış. Üst tarafta LED ışıklar kullanılmış ve SOS
bilgilendirmesi için buradan arama yapabiliyorum. Multimedya'ya geldiğimde yine fiziki tuşlar var. Sesi buradan açıp kapatabilirim. Direksiyon üzerinden açıp kapatabilirim. Yine mut tuşu var. Aynı zamanda power'a bastığınız zaman da ses size alıyor. İklimlendirme tuşlarım da yine burada bulunuyor. Ön koltuklarımda ısıtma mevcut. Aynı zamanda direksiyonda da ısıtma mevcut. Elektronik bir park frenim var. Sürüş modlarımı buradan ayarlayabiliyorum ve iToggle isim verilen vites topuzu çok güzel duruyor. Ön tarafta ses yapmayan bir malzemeye sahip. Kablosuz şarj ünitem de bulunuyor. USB A çıkışım ve 12 volt elektrik çıkışım bulunuyor. Kol dayamam ileri geri hareket ediyor. Burada termosum için iki tane yer ayrılmış. Batuhan Bey'den yine isteğim termosumu. Teşekkür ederim. Arka tarafta ses yapmıyor. İyi oturdu. Burada biraz olsun ses yapıyor. Sıkıntı değil. Anahtarımı da buraya koyabilirim. Burada küçük bir alanım mevcut. Şimdi hemen motora geçelim. Motor kaputumuzu açalım. Elbette amortisör yok. B sınıfında bunu beklemiyoruz. Araç şu anda çalışıyor. Hemen şöyle göstereyim size. Sadece soğutma sıvısı buradan akıyor. Batuhan Bey şunu çekelim. Hiçbir ses yok. Elektrikli araçların en güzel yanı bu. Ses yalıtımımız yapılmış. Şöyle bakıyorum. Arka tarafta da güzel bir ses yalıtımı yapılmış. Montaj ve işçilik açısından herhangi bir kusur bulamadım. Şunu da gösterelim. Diğer Opel modellerinde vardı. Bakalım bunda da var mı? Evet, burada da yine bir filtremiz var. Gayet güzel. Sürüşe geçmek için aracın yanına geldim. Kapılarım açılmadı. Manuel olarak açtım. Aynalarım açıldı. Ve sürüşe geçelim artık. Aracı çalıştırmak için fren pedalına basıyoruz ve buradaki start düğmemize basıyoruz. Ready yazısı geldikten sonra vitesimizi D'ye aldık. Park frenimizi indirdik. Otomatik olarak kendisi de indirebilir. Işıklarımız açık kalmış. Onları da kapatalım. Üst tarafta sunroof harika gözüküyor. Kapılarım kilitlendi. Sevdiğim bir özellik. Süratimi, hız bilgimi burada görüyorum. Şu anda bakalım mod olarak hangisi seçiliymiş. Eco moddayım. Şehir içi sürüşümü eco modda devam edelim. Amortisörlerimiz tatlı sert. Sağ taraftaki ekrandan frene ya da gaza basmıyorum. Bataryalarımın şarj olduğunu gösteriyorum. Bu arada koltuk ısıtmalar çok hızlı çalıştı. Açık unutmuşuz onları. Kapatalım. Motorun sesi de çok güzel. Sürüş pozisyonum gayet güzel. Aynalarım, yan camlarım harika. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum sürüş pozisyonu anlamında. Ekranlarımı şuradan ayarlayabilirim. Hemen onlara geçelim. Bilgisayara geldim. Araç bilgilerini gösteriyor. Şarj durumunu gösteriyor. Enerji moduna geldiğimde buradaki ekranı buraya yansıttı. Buna gerek yok, zaten açık. Navigasyonu aldığımda şurada bakalım navigasyonumuz var mı? Evet, çok güzel. Navigasyon bilgilerini de buraya yansıtıyor. İsterseniz tabii buradan da görebilirsiniz fakat önünüzde olması harika doğrusu. Sürüşe aldığımda ki muhtemelen burayı kullanacağım. Öndeki aracı ve şerit takip sistemini bana gösterecek. Sürüşüm çok sessiz. Sadece elektrik motorunun bir sesini alıyorum. Onun haricinde herhangi bir ses yok. Biraz dışarıda üşüdük. Direksiyon ısıtıcımızı da açalım ve klimayı da açalım. Direksiyonum hemen ısınmaya başladı. Şöyle göstereyim. Her yeri ısındı. Sadece şu alt taraf ısınmıyor. Onun haricinde her yer ısındı. Araca biraz fazla yaklaştığım için uyarı geldi. Çok güzel özellikler bunlar. Teknolojik özellikler. Şehir içerisinde ihtiyacınız olan özellikler. Aracımızın İçi çok güzel ısındı. Koltuk ısıtmam var, direksiyon ısıtmam var. Kabini de güzel bir şekilde ısıttı. Bunda ısı pompasının çok büyük bir katkısı var. Isı pompası olmayan elektrikli araçlardan uzak durun derim arkadaşlar. Çünkü batarya performansınızı çok fazla olumsuz yönde etkileyecektir. Isı pompası nedir diye sorarsanız lütfen Opel Astra videomuza gidin ve oradan detaylı bilgiyi alın. Opel'in elektrikli 3 arabasını inceledik. Astra, Mokka ve şu anda Corsa. Tüm araçlarında ısı pompası kullanmış. Opel'i de buradan tebrik ediyorum. Multimedyayı da hemen göstermek istiyorum. Biz de sürüş ayarlarına bakacağız buradan. Otomatik uzun far ayarı gibi ayarları buradan yapabiliyoruz. Araç ayarlarına geldiğimizde far ayarlarınızı buradan yapabiliyorsunuz. Konfor ayarlarını buradan yapıyorsunuz. Güvenlik ayarlarına girdik. Aktif güvenlik freni özelliğimiz var. Açık. Tavsiye edilen hız gösterimi var. Trafik levhalarını tanınıyor. Sürücü yorgunluk algısı var. Kör nokta kontrolümüz var. Tüm güvenlik ekipmanlarımızın açık olduğundan emin olduk şu anda. Bakın 28 derece yazıyor. Bastım, hemen oraya ulaştım. İstersen hemen şuradan sıcaklığı ayarlayabilirim. Yani bu o kadar güzel ki. Manuel tuşların olmasını çok seviyorum. Audio'ya bastığım zaman radyo ya da Spotify'ı buradan görebilirsiniz. Navigasyona bastığınız zaman navigasyon bilgilerini buradan alıyorsunuz. Apple CarPlay'imizi bağladık. Burada telefon listemizi görebiliyoruz. Bataryanın şarj olma ve deşarj olma olayını gösteriyor. İstatistikleri size burada veriyor. Şarj durumumuzu burada gösteriyor. Bu akış güzel. Bunu beğendim. Apple CarPlay ve diğer bağlantılarınızı buradan yapabiliyorsunuz. Araçla ilgili menüleri de buradan yapıyoruz. Kablosuz şarj ünitemiz var. Birazdan ben de telefonumu buraya
koyacağım. Vitesim D'deydi. Şimdi R'yi alayım. Geri görüş kamerasını da size göstereyim. Evet, şöyle nereye gireceğimi gösteriyor. Gayet güzel. Direksiyonu sağa dayadığımda bakın çok güzel bir şekilde yumuşatıyor. Pat küt vurmuyor. 360 derece kamera desteğini bilgisayar sayesinde yapıyorsunuz arkadaşlar. Önde bir kameramız yok. Netliği, çözünürlüğü yeterli. Şehir içi sürüşlerde özellikle tek pedallı araç kullanmak için burada bir B tuşumuz var arkadaşlar. Bu brake anlamına geliyor. Buna bastığınızda gazdan ayağınızı çektiğinizde araç otomatik olarak fren yapıyor ve daha fazla şarj ediyor. Hemen şimdi onu göstereceğim size. Ayağımı gazdan çektim. Daha fazla şarj ediyorum şu anda bataryalarımı. Araç neredeyse duracak. Şöyle sağa çekeyim arkam boşken. Nereye kadar geldiğimi de göstereyim. Araç neredeyse duruyor. Kırmızıya da geldik. Son duruş için sadece frene basmanız lazım. Bu hem kullanım kolaylığı sağlıyor hem de fren balatalarınız geç aşınıyor. Aynı zamanda menziliniz de uzuyor. Katkı üstüne katkı. Brake modunu şehir içerisinde mutlaka kullanırım. Şu an Eco moddayız. 288 kilometre menzilim olduğunu söylüyor. Normal modu alıyorum. 274'e düştü ve kadranım gri oldu. Spor modu aldım. Kadranım kırmızı oldu ve menzilim 260'a düştü. Hem aracın performansı değişiyor hem de ısıtma sistemi spor modda biraz daha hızlı çalışıyor arkadaşlar. Şimdi spor modda kalkıyorum. İçten yanmalı araçları şöyle arkamda görüyorum. Hızlanması da çok güzel. Şehir içi kullanımını çok beğendim. Motorumuz 136 beygir ve 260 Nm torka sahip. Şehir içinde, şehir dışında aracın ağırlığını rahatlıkla kaldırıyor. Aracımızın ağırlığı 1469 kilogram. Benzinli versiyonlarda ağırlığımız 1158. Yani toplamda 311 kilogram bu araç daha ağır. Ama bunu sürüş esnasında şu ana kadar hissetmedim. Virajlı yollarda da bunu tabii test edeceğiz. Batarya kapasitemiz 50 kWh. Hızlı şarj ile %80'e kadar 25 dakikada aracınızı şarj edebilirsiniz arkadaşlar. Şehir içi menzilimiz 492 km. Şehir dışı menzilimiz 354 km. Şehir içerisinde daha fazla yol yaparsınız. Bakın şimdi kırmızı yandı. Ayağımı gazdan çekiyorum ve şu anda bataryalarım şarj oluyor. Brake tuşunu bırakırsam araç biraz daha akmaya devam edecek. Buna da biraz alışmak gerekiyor. Alıştığınızda çok güzel bir şekilde hiç frene basmadan aracı durduracaksınız. AC-DC grubunu açtık elektrikli bir araç kullandığımız için. Ses performansını da hemen deneyelim. Yeterli bir ses performansı var sınıf standartlarında. Yağmur yağmaya başladı. Sileceğimi çalıştırdım. Bakalım burada gösterecek mi hangi pozisyonda olduğunu gösteriyor. Bakın otomatik silecek devre dışı dedi. Şu an otomatikte olduğunu söyledi. Harika buradan da fasıl ayarını yapabiliyorum. Bunlar sevdiğim özellikler. Şeritten az önce çıkmıştım onu da burada gösterdik eğer yakaladıysanız. Güvenli bir araç. Şehir içerisinde kullanımı kolay. Park etmeniz kolay. Konforlu bir sürüş var. Araç geldiğinizde hızlı ısınıyor. Önünüzde yaya çıkarsa sizi uyarıyor. Araç çıkarsa kendisi otomatik fren yapıyor. Şehir içerisinde konforlu, güvenli sürüşler sizi bekliyor. Şehir dışı sürüşümüze başladık. 90'la gidiyoruz. Herhangi bir ses yok arkadaşlar. Süratimi 100'e alıyorum. Eco moddayım. Güzel bir şekilde hızlandım. Sadece motorun çok küçük bir tiz sesi geliyor. Rüzgar sesi çok hafif. Süratim 110. Dışarıda da biraz rüzgarlı bir hava var. Rüzgar sesi gelmeye başladı. Özellikle kapı çıtalarından geliyor ses. Rahatsız edici düzeyde değil. Süratim 120. Rüzgar sesi biraz daha arttı. Fakat yine rahatsız edici boyutlarda değil. Süratimiz 130. Rüzgar sesi biraz daha arttı. Rahatsız edici boyutta değil. 140'da 130'da neredeyse aynı. Süratimi 170'e ayarladım. Bakalım araba ne kadar hızlanacak? 150'ye geldi ve kaldı. Çünkü 150 ile hız sınırlandırılmış. Bu motorun gücünün yetmediğinden dolayı değil, menzili uzatmak ve bataryaların ömrünü uzatmak için zaten 150'de sürekli gidebileceğiniz bir hız değil arkadaşlar. Elektrikli araçları hız makineleri olarak görmemek gerekiyor. Spor modu aldım. 0-100 testi yapacağız. Şimdi. Çok güzel hızlandı. ...150'ye ulaştık. Elektrik gücünü kestiğini burada hissettim. Süratim 100. Panik fren yapıyorum. Şimdi!
Çok güzel durdu. Dörtlerini yaktı, arkayı uyardı. Fren performansını beğendim. Lastiklerimizden de bahsedeyim. Michelin E-Primacy lastikler var. Elektrikli araçlar için özel üretilen bir lastik. Michelin'in performansını beğeniyorum. Şerit takip sistemim şu anda aktif. Şurada bir düğmesi var. Buna basıp kapatabilirsiniz. Süratim 100. Bıraktım. Bakalım nasıl bir performans sergileyecek. Hafiften sağa yanaşıyor. Toparladı. Yine sağa yanaştı. Direksiyonu tutmamı istiyor. Tutmayacağım. Hala devam ediyor. İleride bir viraj var. Orayı da dönecek. Uzun süredir direksiyonu ellemedim. Virajımız da döndü. Bence bu kadar yeterli. Zaten kendisi de artık bıraktı. Hız sabitleme sisteminde güzel bir şey göstermek istiyorum. Süretimi 120'ye ayarladım. İleride bir viraj olduğunu düşünelim. Süretimi şuradan düşürüyorum. Hem rejenerasyon yapıyor hem de fren yapıyor. Güzel bir şekilde aracı yavaşlatıyor. Uzun yolda belki sadece buradan hızınızı azaltarak yolculuk yapabilirsiniz. Performanslı sürüşler yapmak için sürüş modumu spor moda aldım. Ekranım kırmızıya döndü. Gaz pedalına hiç basmamış olmama rağmen araç hızlanmaya başladı. Tırmanış şeridindeyim. Tabeladan da 90 ve 70, bakın şu anda 50'yi okuyacak. 50'yi çok güzel okudu. Tabelaları çok güzel takip ediyor. İleride güzel virajlarım var. Bakalım aracın yol tutuşu nasıl? Çok güzel. Lastiklerin çok katkısı var bunda. Sağa sola yatmıyor. Çok güzel. Hızlı geldim. Frenaj. Çok güzel. Çok güzel döndü. Aracın viraj performansını beğendim. Biraz daha zorlayacağım. Rejenerasyonum da aktif. Eğer fren yapmak istemezsem gazdan çektim, hemen otomatikman rejenerasyon da devreye giriyor. Çok güzel. Araç sağa sola yatmıyor. Çok güzel. Sürüş dinamiklerini beğendim arkadaşlar. Elektrikli araçlar hız makineleri değil, fakat güvenlik anlamında beni bu araç tatmin etti. Yol tutuşu, performansı, sürüş dinamikleri çok güzel. Direksiyon hissiyatını da beğendim. Yol tutuşu anlamında Astra'ya rakip olur Corsa, bunu da ekleyeyim. Opel internet sitesinde yakıt tasarrufunuzu hesaplayabiliyorsunuz. Linkini açıklamalara bırakacağım. Aracımı Corsa olarak seçtim. Yıllık tahmini 20 bin kilometre kullanacağımı seçtim. Benzinli aracın 7,5 litre yaktığını düşündüm. Ev tipi şarj ünitesi ile aracımı sadece şarj edersem, hesapla diyorum, yıllık 46.598 lira tasarruf sağlıyorum. Maliyeti en yüksek olan hızlı şarj 60 kW'tan daha büyük. Onu seçtim. Hesapla dedim, en pahalı şarj istasyonundan aracınızı şarj etseniz dahi 24 bin lira cebinizde kalıyor. Bir yılda benzinli ile elektrikli arasında da çok büyük bir fiyat farkı yok. Şimdi Isparta'ya doğru devam edelim ve hem aracımızı şarj edelim hem de şarj noktaları hakkında size bilgi verelim. Sol tarafta bir araç var. Hemen kör noktanın nasıl çalıştığını da göstereyim size. Yandı, ikaz etti. Bu arada ben de biraz sola kaymışım çünkü az önce şerit takibi devreden çıkarmıştık. İşte şerit takip gibi sistemlerin ne kadar önemli olduğunu burada görüyoruz. Şimdi araç yok, kimse yok solunda. Geldim, beni uyarırdı. Evet, şurada direksiyonda hemen toplardı, onu hissederdim. Bu gibi sistemler güvenliği arttıran ekipmanlar. Toparlayacak olursak, hem şehir içinde hem şehir dışında aracı çok beğendim. Şehir dışında koltuklar performanslı sürüşlerde sizi çok iyi destekliyor. Yan destekleri çok güzel. Ara hızlanmaları çok iyi. 150 km hıza kadar hızlı bir şekilde çıkabiliyorsunuz. Virajda aracı biraz zorladık. Sürüş karakteristiğini çok beğendim. Aracın ekonomisini, teknolojisini çok beğendim. Alır mıyım? Kesinlikle alırım. Sizlere de almanızı tavsiye ederim. Renk olarak bu renk de çok güzel, fakat tercihim muhtemelen kırmızı renk olurdu. Araçta keşfettiğim güzel bir özellikten bahsedeceğim. Vitesim şu anda D'de. Geldim, durdum. Araçtan çıkacağım. Hemen P'ye otomatik olarak kendisi alıyor. Ramada Otel'in hemen arkasında bulunan otoparka geldik. E-şarj istasyonumuz burada. Şimdi aracımızı şarj edelim. Uygulama üzerinden şarja sadece başlat diyeceğiz. Ödeme seçeneklerini daha önceden kurmuştum. Bunu çıkarttık, taktık ve ondan sonra uygulamadan başlat diyoruz. Kullanım maliyetleri düşük, bakım maliyetleri düşük, vergisi benzinli araçlardan daha düşük bir araç. Yılda bir defa bakım yaptırıyorsunuz. Sadece polen filtresi değişiyor. Onun haricinde bakım masrafınız yok. Sürdürülebilir, çevreci, güzel bir araç arkadaşlar. Katkılarından dolayı Opel Mustang'a da çok teşekkür ediyoruz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen.